Az billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Size sorsam en en bu, bu asırda en büyük nimet nedir? Yani imam malum. Onda tarz şey konuşacak şey değil. Nedir? Mesela bir nur talebesi için. Ha öyle değil. Bir, bir nur talebesi için en büyük nimet nedir? Yani neyi özenirsiniz yani? Yani benim şu tarafım güçlü olsa. Sebat. Sebat. Hadi abiler. Doktor, Tahir, Zübeyirler, şey, o şey, Mehmet, Bayram, hadi herkes bir şey. Nur talebesi olarak ne isterdiniz böyle? Şu tarafım çok güçlü olsun. Sadakat, sebat. Evet. Başka? İhlas. Başka? Aa, herkes söyleyecek yani. Söyletir. Tarafkirlik. Yani. Taraf Acayip bir şey ya. İnsanın antırına gelmeyen bir şey söyledi var Başka? Mehmet. <laughs> Hepsinin cemi nedir biliyor musunuz? Allah'ın Kur'an'da, Kur'an'ı da Filistesine cem ettiği istikamet. Hidayet yani. İstikamet, sadakatı barındırıyor. Tarafkirliği barındırıyor. İhlası barındırıyor. Söyle, elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. Bunları sayıyor. Bu süreçten sonra, elhamdülillah rabbil alemin. Tevhid. Er-Rahmanir-Rahim insan. Maliki Yevmiddin insan en büyük ihtiyaç olan ahiret. Bunların harmanlayıp bütünlüğe getirebilen de ifrat ve tefritten azade, hatta istikamet olan hidayet, hidayetin kendisi. Hidayet, istikamet ve sonuç bunlar. Ben size elimden geldiği kadar istikametim topladım. Şöyle göstereyim. Bak böyle İstikamet, gör, bilmem gözüküyor mu böyle? Ee, i̇nşallah tablette şey yapacağım ben bunu da. Tablette e, tablette şey yapacağım. Şimdi bu kırmızı görüyor musunuz istikamet? Külliyatta bütün istikameti topladım. Bütün ama. Seçtim oradan. Sildim, sildim, sildim. Özlüp kendim için. Sizinle de paylaşıyorum. İnan bütün çalışmalarım Rabbim biliyor kendim için. Ee, her şeyde istikamet. Her şeyde ama. Bak, ihtina sıratı takım Hidayet nedir? Sonu, eveli, ortası hidayet olan sonu, eveli, ifrat, tefritten azade, haddi vasat olan istikamet. Bunu bozan şeytan, şeytan bazen sizi, bizi yani şeyden vurur, hassasiyetimizden vurur. Mutlaka bu hidayeti bozmak için kimisini kirliliğinden vurur. Kimisi sen ihlas söyledin, seni ihlastan vurur. Zaaf noktan, onun için kasten sordum. Sen sadakat mı dedin? Seni sadakatta vurur. Hassas, öne çıktı, masum sordum. Kim ne diyecek? hassas noktandır. Onu ifrat tefrite taşır. Kendini kendine yönelirsen doktor, sen de neydi? Sebat. kendine yönelirsen psikolojini bozar. Bunun ifratı e, ihlatsızlık diye. Tefriti de nevzu billah Allah muhafaza e, duman eder yani. Her şeyin ifratı, ihlasın da ifra, ifratı var. Nedir o? İfrat ehli sünnet vasattır diyor. 24. sayfa lemalarda. Mutezile tefrit çiha ifrattır. Muhabbette muhabbet ifrat etmişler. Kendi söylüyor yani. Öteksi tefrit etmiş muhabbette. Tarafkirlik de senin zaaf noktan. Ben mahsus denedim. Bazen de çaktırmadan renk sorarım size. Ee, renk sorarım. Evet, tamam bazen renk sorarım. Renk böyle ilginizin için. Eskide gençtim ya böyle. Kardeşlerimizden soran ne olur. Genç derken 30-40 yaşında falan 50 yaşındayken. Genç ya 50 yaşındayken sorardım. Mesela evlenecek kişilere renk gösterirdim böyle evlenecek. İnsanın zaaf noktalarını gösteriyor. Neyse. Şimdi e, bu asırda en büyük nimet istikamettir. Fert istikamet bulamaz. E, Fatih'in kimiydi? Akşemseddin. Yavuz'un Hasan. Hasan Can'ı var. E, herkesin bir canı var yani. Yani acaba ben burada doğru muyum? Eğer danışacağınız, kendi aletinizi sorgulatacağınız kimseniz yoksa Allah yardım etsin. Çok zor. Peki kime sorgulatacaksın? İstikamette olana. Nerede bulacaksın onu? Bu asırda üç tane temel şey var. Bak çalışıyorum. İnanın bak meyve yediniz değil mi? Vallahi zamanım yoktu ki gelip yemek yiyeyim. Şey me meyve yemeyim. Yoktu ya. İşte onu konuşacağım o şey yapacağız. Bu, bu kitapları hepten göstereceğim. Ama bitirmeye çalışacağım bir saat hepsini. Bu zamanda yani şu cümleyi çıkarttım. Çalıştım çalıştım. Bu zamanda bedihi meseleleri ihtilafı ihtilaflı meselelermiş gibi gösteriyorlar. Bu zamanın en büyük deşetlerinde bir tanesi de bedihi meseleleri televizyonda e, imani mesele dahi olsa. İmani mesele etmezler de amel bu zamanda bedihi meseleleri sanki ihtilaflıymış gibi gösteriyorlar. Sizin meşgul olmak istediğiniz asıl davalarla uğraşmanıza engel olmak için önünüze birçok manialar yığıyorlar. Yani meşgul olmasın aslı meşgul olacak. Onun için internetlerde sorulara cevap peşine koşuyor benim Müslümanım ava geliyor, tuzağa düşüyor. Ateistlerin, dinsizlerin, deistlerin, teistlerin vesaire. Bu yanlıştır abi, bu tuzaktır. Nereden söylüyorum? Emirdağ'dan söylüyorum. Ee, yeri söylüyorum size. İkinci Emirdağ'da e, Nurcularla İhvan-ı Müslim var, Mısır. Onlarla kıyas ediliyor. İki buçuk sene tuzağa düştüklerini söylüyor. Edifa gazetesi de beyanat vermiş. İhvan-ı lideri ne yapmış? Bir İhvan-ı zat çekip gidiyor tebliğ etmeye köylere vesaire bilinmeyen İslam'ı bilmeyenlere önüne bir ateist geliyor. Sureti haktan gözüküyor ve ona soru soruyor. Cevap veremiyor ve merkeze dönüyorlar. Emirdan da böyle diyor hatırladınız. O sorulara cevapla uğraşırken hem zihni daralıyor hem boğuşuyor hem yapması gerekeni yapamıyor hem de ulaşması gerekeni ulaşamıyor. Yani 40 geçtikten sonra kimseyle uğraşmayın. Rusu peyda eder. Olmaz değil. Olur ama zor olur. Uğraşma. Başkası uğraşma. uğraşma. Bir de internetlerde bakın önümüze yığınak yapıyorlar. Ee, soruların sizde bir şey yok da bunu dinleyen kardeşler var. Sakın böyle internete Yok sayfa bu ateiste cevap vereceğim. Tabii ateist sorarsın abi bu bir tuzaktır, oyundur ve sonra istisna görmedim. Bu konuda benden yardım isteyen abi sürücülüğüne cevabı nedir ona kızdım yapma tuzaktır. Beni dinleyen kurtardı. Dinlemeyen gidip sonradan kendisi neredeyse onlar tipli oldu şu anda. Evet. Bugün Müslümanların maruz kaldıkları bela 1 çeşitlilikleriyle beraber fitne 2 İnansızlığın getirmiş olduğu şahsiyet zaaflığı ve ondan kaynaklanan ahlakı çöküntü 3 esasatlardan uzak düşünme bana göre esasatlardan esasattır muhkemattır, zaruriya, zaruriyattır, musellemattır. Yani bunun tabir tabi. Bunu nerede iş şey yaptı? Rüştü Abeli aldı. Esasati Nuriye diye. Esasati Nuriye var. Risale var mı elinizde? Getirsen iyi olur. Varmış ver. Göstereyim kardeşe. Canlı yayında olan var. Ver kocuğu çık korkma. Ha, bu abiler. Bu. Bunun başında eee kendisi yani çıkarttı yok. Mesela İhlas Silsansı'nın başında 9 tane madde nurcular için ne diyor bu? Muhkemat mıdır, esas mıdır, dustur mudur, Kayde midir? Ne diyor? Hatırladınız mı? Esastır, esastır diyor. Bazılarına dustur diyor. Bazılarına esastır diyor. Bazı, bazı şeylere muhkemattır diyor. Bak bazı şeylere bu zaruriyattır diyor. Hatırladınız mı abi? He. Şimdi e, şeyi de anladınız. Bugün Müslümanları maruz kaldıkları bela nedir? Çeşitlilikleriyle beraber fitne çeşitleri. iki inansızlığın getirmiş olduğu a, şahsiyet dejenerasyonu diyorlar. Şahsiyet kayması, şahsiyet gitmiş. Bu sakalı bir adam. Yani sakalı çocuk diyor ya usta. Sakalı çocuk. Yani yaşına göre... Yaşına göre... Karakter kalmamış. Kişilik bozulması. Ya tem en rezillikten tut. Ondan bahsetmiyorum. E, ve şahsiyet zaafından kaynaklanan kişiler kişilerde de bir de ahlaki çünküntü var. Üç, üçüncü şey hastalık. Esasattan uzak düşünmek. Yani bu sefer bana göre diyor. İşte Hasan Canlar, Behlul Danay'ı onun için söyledim. Bilemeyebilirsin. Ama Kur'an-ı Kerim'de emir var. Bilmiyorsanız ne yapın diyor? Bilene sorun. Bilene sorun. Ee, bu asırda 163'ten merkezi açın. Bak, bak çalıştım kağıt ve getirdim. Bu asırda fert istikameti olamayacağını İmam Ali de söylüyor ustada. Ama kimden bahsediyorum biliyor musunuz? Sokaktaki Müslümandan bahsetmiyorum ha. Bu koca zaman kendisi de cemaat içinde olan fert dahi istikamet tek başına bulamazsın. Mutlaka bir potada eriyeceksin. Hangi potada? İfrat, tefritten, azade, hatta vasatta olan. Ee, burada söylüyor. O sayfayı da göstereyim ki burada ne okuyacağımı söyleyeyim. Aa, burada. Siketasi gaybiye. En büyük nimet. Ama buradan önce isterseniz e, işaret da istikametin ne olduğunu hidayet olduğunu e, Trabzon'un plakası kaçtı abiler? 61'i açıyorsunuz. Emre nasıl gülüyor? <gülüyor> şimdi işine geldi değil mi o? He tayin. Sanki hidayet ilahiye bak nasıl bulunuyor, nasıl çözülüyor onu göstermek istiyorum hem de. Yani cemaat gram gram nasıl gidiyor izahlar. Bak hidayet ilahiye neymiş? Burak olup. Burakmış. Abiler bir daha. Vücut haricisi bir binektir. Insandaki karşılığı nedir? Hidayetmiş. Bir daha. Hidayet ilahiye bir burak olup müminlere gönderilmiştir. Müminler tariki müstakimde ona binerek Alşe Kemalata yürürler. Vallahi ustadım ben bu hidayeti anlamadım. Veya bu Burak'ı anlamadım. Burak nedir? Kas şey sözlerde çalışarak öyle zeki akıllı bir adam değilim. Çalışarak geldim. Çok iyi bildiğimden değil. 573 çalıştım sözler. 573 Miraç Risalesinde Burak'ın ne olduğunu söylüyor çok net. Yeri de göstereceğim. Ee, 570 bulama değil. 571. Gördün mü bak. Yukarıdan aşağı ezberleyince kadar kalmadı kal. Yeri de gösteriyorum. Bak adetim dileri göstermek. Burada abiler. Bu sarı olan renk. Burak neymiş? burak tefik ilahiye biner. tefik ilahiye Burak'mış. Allah'ın sana tefik etmesi. Allah'ın seni Allah'ın seni koruması. Allah'ın sana yardım etmesi. Bırakmış. Burada da zaten söyledi. Hidayet ilahi neymiş? Hidayet kimi? İhdine sıratel mustakimdeki hidayet. Tefik ilahiye mazar olan. Tefik ilahi nedir? Allah'ın refiki olan. E refiki nedir? Ee, esasatta, muhkematta, zaruriyatta, muselamatta. Yani dinin esasatında. Ee, onu da yapamayız biz. Asım-ı biz müştehit mücedit değiliz. Asın imamı ben mesela ben bana göre bana göre asın imamı mücedidi Risale-i Nur'dur. Ha ona uymak. Peki uymak da herkes uyuyor. Herkes ona göre söylüyor. Ne ararsan bulursun vallahi. Kimi tenkit etmek istersen bulursun. Her şey bulursun. Kur'an'da da bulursun kalbinde maraz olanlar diyor mealen kalbinde maraz olanlar mutlaka bulur. Neyi bulur? Mesela muteşabihi ayetlere başvurur diyor. Meal 5. şu anın başına bu ayeti koymuş ustat. Kalbinde maraz ilahi olan diyor Cenab-ı Hak bilmana gider o ihtilaflı mesele ki Kur'an'ın %10'udur. İhtiyadi meselelere Televizyona birisi, birileri dini tamir davasında iştihadi meseleleri getiriyor, zaruriyatı %90 olan zaruriyatı unutturuyorsa o kimdir biliyor musunuz? O fitnedir. Dini tamir davasında din tahripçisidir o. Çünkü Kur'an'da diyor ki kalbinde maraz olanlar o müteşabi ayetlere başvururlar diyor. Yedullah, veçullah, errahman alel arşistava gibi mesela e, namaz hakkında işte kadının kadının işte Kur'an'a sürebilir mi süremez mi gibi bunlar fitnelerin başın. Peki namazı daha anlattın da mı? Kur'an okuttun da mı? Kur'an anlattın da mı? Kur'an'ın kutsiyetini anlattın da mı? Yani oraya gelene kadar buraya ne zaman sırası gelecekti ki bu teferatta insanları boğduruyorsun? Bu teferatta boğdurmak içindir. Yani dinleyen de Allah ya bu ne ya of dettirmek içindir. Onun için yaptırıyorlar. Peki 22. sayfada 22. sayfada şöyle tabir geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa şurada. Yeni gösteriyorum. En büyük hidayet hicabın kaldırılmasıyla. Yani gözük var göremiyor. Var hicabın kaldırılması. Hicab nedir? Perde. Bir sürü şey perde olur. Yani calet perde olur, tasup perde olur, bir yere takıntırsın, takı, takılırsın oğuna perde yapar, suret takta gösterir. Yani kısacası şöyle diyorum, ee, diyorum ki, ya Rabbi dinde hassas, ustadın şeyi, dinde hassas, muhakemeyi akliyede noksan kişilerden eyleme. Yaşarken rastladığımız hadiselere, hadiselere Risale-i Nur'u delil, burhan, hüccet yaptırmayı, aklımıza ilim, kalbimize marifetullahı, ruhumuza fuyuzatı nasip eyle. Ya Rabbi Risale-i Nur'u sekeratta, sekeratta bize hamiyetli kıl. Hamiyet. Allah'ım Risale-i Nur'u sekeratta bir kutbul azamın himmetçisi gibi. Himmetçi, sekeratta himmetçi. Kabirde eniz, berzahta refik, haşir meydanında amal, sırat köprüsünde burak, Cennette yoldaş etsin bize Risale-i Nur'u. Amin. Bu hayatta gelişen hadiselere Hizmet Rehberi diye bir rehber var. Orada yazıyor. Gelişen hadiselerde ne yapılması lazım? Risale-i Nur'un değişmez prensiplerini ölçü yapacağız. Dinde nasıl ki kitap, sünnet, icma, kıyas olduğu gibi Risale-i Nur'da mutlaka o kanunetleri var. Mutlaka olan hadiselerde kanunetleri var. Onu kıyas edeceğiz. Masamda e, masamda bayram atlar mısın? E, bir tane kitap göreceksin tarihi. Açılmış, ağzı açılmış. Onu getir. Şer'i kitap. E, Allah mekanını cennet etsin. Bazı peygamberlerin çocukları... E, dalalete gitmişse de o makamını kaybetmemişlerdir. Sadreddin Yüksel Hoca'nın e, kıyas hakkında şeri bir tarifi var. Onu size göstermek istiyorum. Risale-i Nur'da da aynısını vardır. Yani hep ağzımda bu alışmıştır. Siz de alıştırın. Kur'an'da cari olan İslamiyet'te cari olan bir hadise kanun, hadis, olay Risale-i Nur'da da cari olması lazım. Çünkü asıl imamıdır. Hep son müceddittir Risale-i Nur. Kur'an ise son kitaptır. 124 bin peygamberin hulasası. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. E, peygamber Kur'an ise e, yüz suhuf, dört kitabın yani üç kitabın cemidir. E, bak kıyası tarif ediyor. Doğru okuyayım. Sadreddin Revar. Ben yazmamışım. Sadreddin Yüksel hoca çok meşhur Ota, Orta Doğu'nun en şeyi e, fıkıh hocasıydı. Ustadın yanına gidip de soru sormak isteyip Fatih'te şekerci anda e, bakayım bu sorulara cevap verebilecek mi? Sir Tillo'dan e, en yüksek alim Muderiz. Ondan sonra bu sorulara bu sorulara peki bu soruna cevap versin bakalım nasıl verecek deyip de daha sorular sormadan içeri girip onun cebindeki soruları sayıp bizzat bana anlattı kendisi. Ben ondan fıkı, miras hukuku ders aldım. Ee, ondan sonra e, her hafta gelme dedi. Sorularını yaz kağıda e, 15 günde bir gel demişti. 1985'te Fındıkzade'de iken o Fatih'teydi. Halil Gönenç hocanın da hocasıdır. Halil Gönenç hoca Şafi ilmi haliyle tanırsınız. Şu anda yaşıyor Halil Genç Hoca. Onun hocasıdır. Ustada gidip kendisi cebindeki soruları olup daha açmadan senin kardeşim sorun bir cevabı bu dedi. Sorun şu cebinde cevabı bu. Tek tek saymış. Hemen talebesi oldum dedi. Evet. Değil mi? evet. Ondan sonra ve onun işaret icaz hakkında bir mukaddemesi var. Acayip. Şimdi onun burada şeri kıyası tarif ediyor şu kadayı yere. Ben de risaliyon aynı kanun risaliyonda yaparsınız. Kıyas şeri bir şeyde mevcut olan hükmü ortak bir neden ve sebeple başka bir şeye kaydırmaktır, teşmil etmektir. Bu kıyas sayesinde Müslümanlar daima karşılaşacakları her sorunun ve her meselenin Şerih hükmünü çıkarabilirler. Kıyasın tarifi ve tanımı böyle. Yani bunu e, Rus, dersi başlamadım ama bu bilgiler size belki de bunlar kadar önemli. Rus'un başküskopos bis, baş e, olan, Ortodoks'un en büyük lideri, başpapas Ortodoks'tur. Katolik ve Anglikan değildir, Evangelist değildir, Ortodoks'tur Yunanlar gibi, Ermeniler gibi. Diyor ki Hristiyanlık ve diğer dinler bitmek zorundadır. Çünkü diyor gelişen hadiselere izah getirememektedir. E, Hristiyanlığın getirmiş olduğu ölçülerin tahmin etmediği hadiseler dünyada geliştiği için onları izah ve çözümleyecek yöntemi Hristiyanlıkta yoktur. Bu YouTube'da videosu var bunun. Rus Ortodoks liderinin baş papazının ifadesi diye. Ama çıldırıyor yani. Fakat İslam Kıyamete kadar en büyük din olacak ve herkese galip edecek sebebi diyor. İslam'da e, kitap sünnet bu diyor. Yöntemin olması kitap sünnet. Kıyasın da olması kıyasın icman olması İslamiyet'i e imtiyazlı kılıyor. Ve evrensel yapıyor diyor. İslam'da diyor hadisi ve Kur'an'da her şeyin ümdelerini çekirdeklerini koymuş. Gelişen hadiselerle kıyas yöntemiyle. Kur'an hiçbir zaman, hadis hiçbir zaman eskimez diyor. Bak diyor ki kıyas bir şeyde mevcut olan hükmü. Yani Kur'an'da böyle, ahri da böyle bak. Mesela misal vereyim. Kur'an diyor ki kalbinde maraz olanlar müteşabi ayetlere başvururlar. Aynı kanun risalini ne yapalım? Kalbinde hasta olan bir nur talebesi böyle müteşabi yani sarih dememiş, şudur diye dememiş şeylerle meşgul olur. Onunla iştigal eder, onu nazara verir. Orada ihtilaf yapar. Mesela İslam'da da öyle. Risale-i da yapayım. muvazene amali kaybeder. Mesela ikisinde de var. Bir insanın hasenat ve seyyatını muvazene yapamaz. Bir ile 99 hasenatını örttürür. Ve zulüm eder. Zalim olur. Aynı kanun. Bak diyor ki. Onun için risale şu kanunlar var bakın. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani İslam'da edilei şeri olduğu gibi 4 hatırladınız mı birinci sözde biz bir askerin sırtında 4 kıyılı çanta var. 4 kıyıyı anlatıyor 100 defada 500 defada okusanız o çanta 4 kıyılı çanta var. Niye 3 değil de 5 değil? 4 kitaba 4 ulul az peygambere, 4 arşa, 4 unsura, insanın yaratılmasındaki suyun 4 maddesine ve şu anda söyleyeceğim edile Şeriye'ye ve Edile-i Nuriye'ye kitap, sünnet, icma, kıyas. Nur'un kıy şeyi edilesi nedir? Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan evet. hayalata sapar. Sirat-ı Mustakim'i göremeyen Tefrit. ifrat ve tefrite düşer. Muha Muvazene ve muhakemeyi ne olan? Noksan, Noksan değil. Kaybeden, ne yapar? Çok aldanır, çok aldatır. Gider Risale-i Nur'a emniyeti derecesine göre belki imadır, remizdir, şaridir yani derecesi çok düşüktür. Esas gibi gösterir. Esası unutturur. Acayip bir şey. Bak. Onun için Risale-i Nur'da istersen 50 defa, 20 defa külliyat oku. Yöntem bilmesen havanda su dövmek gibi aynı yerde dururuz. Mesela ustad boşuna kullanmamış. Cüz Kaç senelik tahsilimde diyor? 30 senelik tahsilimde 40 senelik ömrümde. Cüz. Ne var ya lügatta biz bunu Bu 30 sene tahsil olur mu? Bak cüz. Cüzi. Kül. Külli. Mana ismi. Mana yarfi. Sonra e, sikke. Hatem. Muhur. Tura. Evel. Ahir. Zahir. Batın. Ka surettir. Kanuniyettir. Hakikattır. Mayiyettir. Yani yöntem. Mesela şurada bak diyor ki kıyas bir şeyde dinde bir şeyde mevcut olan hükmü mevcut olan bir hüküm var. Ortak bir neden ve sebeple başka bir şey kaydır, kaydırılıyor. Mesela şu haramdır denmiş dinde sari. Ya ayette ve ya hadiste. Hangi şartlar var onun altyapısı var. Kuyudu ihtilaziyesi var. Onun maddeleri var. Tamam. O maddelere kıyas ederek bu zamanda yeni gelişen hadiselerin de helal haram olduğunu söyler. Dolayısıyla İslam evrensel oluyor. Bu kıyas ve icmai yöntemiyle. Her daim toplumun sıkıntısına cevap veriyor. Yeter ki ehli olsun. Başka bir şey kaydırmaktır. Teşmil etmektir. Bu kıyas sayesinde ne oluyor? Müslümanlar daima karşılaşacakları her sorun ve her meselenin şer'i hükmünü çıkarabilirler. Şimdi mesela o e, bayram ama gerek yok anlaşıldı. Konu o zaman değil istikamette. E mesela hutbe şey hizmet rehberi var. Her daim rehberimiz diyor. Tamam? Başında mukaddemede gelişen hadiselere karşı, gelişen hadiselere karşı Risale-i Nur'un dusturları. gelişen hadiseyi sözlerle çözemez. Mektubatla çözemezsin. Lemallarla çözemezsin. Şualarla da çözemezsin. Ne yapacaksın? Nedir o? Konu nedir? Eğer dışsalsa yani eylemselse Kastamonu'yla içsel alemse Emirdağ'da. Zaten bunu bilmene gerek yok. Burada var yani. Burada var. Bak ne çıktı? Risale-i Nur hakayık İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor. İslam hakikatlara, ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserle ihtiyaç bırakmıyor. Bak bu çite bu tuttum kaldırdım bu çıktı. Kati ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Bak, acayip bir ya bak acayip çıktı. 77. Böyle tuttum. Görüyor musun? Acayip bir şey. Muddi kelam etti yani. Külliyatın kendisi. ben kıyas Risale-i Nur'da şey yapalım. Bunu da böyle koydum. Said Yüksel Hocanın mekanı cennet olsun. Öyle bir şey yap ki unutulmayasın işte daha unutulmaz. Şimdi ben istikamet hakkında Risale-i Nur'da tercih ettiğim cümleleri okuyacağım size. Kırmızı istikamet diye yazdım, tamam mı? kırmızı. İstikamet kadar mühim ki bazen hak namına batıla hizmet ederiz. Nedir o cümle? Ustadın cümlesi. Dinde hassas muhakemeyi akliyede noksan. Süphanallah. Doğruluk zanniyle yanlış yapar. Ah Süphanallah. Allah muhafaza Allah. Allah'ın nur talebelerini koru. Bak ha şunu okumadan önce şunu okuma mutlaka gerekiyor. Almasa kapatırım. Yani ne yapalım olduğu kadar. Diyor ki İstakim kema umirt umurte. 130, 1302'dir. Abiler 1302 veya 1340 veya 1346 böyle sayılar olduğu zaman hemen bulmanın yolu Arabi ve Hicri. Ben pratik şeyi söyleyeyim size. Çok pratik söyleyeyim. Ee, mesela 1342. En pratiği şu. Kalemle yapacaksan başka. Bak eğer 1342'yi 584 sayısını toplarsan mila diye çevrilmiş olursun. Sabittir bu. 584. Kafadan yapmak istiyorsan daha kolay, kolay yolu şöyle. Bu benim şey yaptığım şey. 1342. 16 çıkar 1009 diye oku. Mesela 1342, 22, 26. 1926 yapar. Bak 1342'den doktor 42'den 16 çıkar abi. 26. 26 çıktı mı abi 42'den 16 çıkarsa? 16 sabit sayı. Ona ne yaptı? 26. 1926 diye yok. Festakim kema ümürte için diyor ki Şeybetnin suretin hud yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisinde diyor ki Hud suresi beni ihtiyarlattı. Hatta saçlarını beyaz yapmış deniyor. Fes takim kema umirte şeybettin suretin Hud. Hud. Bak burada yazıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki şeybettin suretin Hud. Yani Süreyi Hud'daki Fes kema umirte ayeti beni ihtiyarlattırdı. Çünkü emniyeti emniyeti azimdir istikameti istikameti tamî emre diyor. Tam istikamet ol, olmasını Allah söylüyor peygambere. Tam istikametli ol. Bu sefer korkmuş. Ustat da almış. Ben şimdi çizdiklerimi okuyacağım. Mektup okusam uzun olur. Çizim atlayacağım. Buradan beri başlıyor. 163 Sikke tasdik gaybi. İstikametsiz, istikametsiz akim yollar içinde. Yani istikamet yok o kadar yol var ki hepsi ayranım tatlıdır der. Ekşi ayranı. İçinde sırat-ı Mustakim'i gösterecek asarı neşeden bir adam o hadsiz efrat içinde dahil ediyor. Hem o istikametin bir hususiyeti var ki tarihiyle işaret ediyor. Halbuki o asırda, burayı dikkat edin şu cümleyi çok önemli. Bu asır neredeyiz? O asırda Şahsen istikamette mumtaz bir hususiyet kesmetmek kesbetmek çok uzaktır. Şahsen bir insan olamaz mı? Çok uzak. Demek şahsi istikamet değil. Öyleyse o adamın teşebbüsüyle neşedilen esrar-ı Kur'an'ı o asırda istikamette imtiyaz kesmedecek. Hakikaten öyle. İstikametsiz sakin yollar içinde sırat-ı mustakimi gösterecek çok zor. O zaman demek şahsi istikamet değil. Öyleyse o adamın teşebbüsüyle neşredilen Esrar Kur'aniye Risale-i Nur o asırda istikamette imtiyaz kesbedecek. Vallahi duman ediyor. Benim diyeni batırıyor. İnan tek başına yaşayamazsınız vallahi. Cemaatten ayrılmayacaksın. Hassasiyetini de sakın öne çıkartmayacaksın tarafkirlik, ihlas, sadakat, sebat mı? Ondan sana sen ne hatırına geliyor? Mesela bir nur tarif, ne olma? Hangi şey? İhlas. Sen mi? Muhabbet. Muhabbet. Sen? İhlas. Yani sonradan düşünüp şey yapmayın. Demek ki muhabbet <laughs> muhabbette e, zaafın olacak, ihlasta zaafın olacak vesaire. Yani acayip. Ben bir mesela eee Risale-i Nur talebesi olmak yani içeride ne istersin böyle? Yani hangi konuda şey yaparsın diye ben de kendimi sorguladım da yani ne isterdim böyle? Koydum elimi. Akşam geldim ya yatsıyı da kıldım. Allah'a ya Rabb'i ya istimak, istikamet ne güzel bir şeymiş ya. İstikamet ya. Ha istikamet demeyeyim şahsen. O kadar kusur var ki. Beşeri kusuru serişte. istikamette olan adam ne yapar biliyor musunuz? Birkaç tane madde burada da var. Koydu. Bir, e, şahsi hukukla umumi hukuku karıştırmaz. İki, hasenat sinyatını muvazen eder. Üç, kişiyi çayırır. ayırır. Beşeriyeti, ubudiyeti, şahs, şey, vazife darlığı. Yapıyorum ama çoğu, ya yani kaybı çoğu demeyeyim, küfranlimet yapmayayım. E, yapıyorum Allah Rabbim şahit. Ama şahsıma yaptığım zaman acımasız yapıyorum. Belki de lavaboya giderken duyarsınız sesimi. Kendi kendisine dalmışım. Yani insan değilsin Hasan. Sen bazen de böyle ayna eskide yapardım. Aklım psikolojim bozulacak. Yaptığım hatadan sen insan değilsin. İnsan değilsin. Bunu yapmaman lazım. Dememen lazımdı. Kendi kendime tam söz veriyorum. O kadar üstüme gelme. Küçük Hasan, büyük Hasan. O kadar üstüme gelme. Tamam. Doktor aynı böyle yapıyorum ha. İnan bana reçete yazma psikolojik hastadır diye. Aynı üzerime diyorum inanın yemin ederim. Üzerime gelme kendi kendime. Tamam anladım kusurumu. Onu yapmaya çalışıyorum. Ve hayatımda esas almışım. Bu mesela bir misal vereyim. Çok acımasız hadise geçirdim. Bazı dostlarım da alet oldu bu işe. Serişte edebilirdim. Ama ben buna hücum edersem haklı olarak kimin işine yarar sorusuyla asla etmedim. Siz de şahitsiniz biliyorsun. Yani çok hadiseler yaşadım. Yaşıyorum da şimdi de. Bırakmıyorlar beni hakikaten ders. Arnold K. açıldı. Hücum ediyorlar. Yani çeşitti. Yani biliyorsun nereden kaynaklanıyor. Bunu vitrin olarak kullanıp Yem atıyorlar yani. Tahrik ediyorlar ama. Ama şey yapmıyorum. Niye? Ben şimdi ona hücum etsem. Haşa onu deşifre etsem vesaire bir şey yapsam. Mesela bir şey hücum etsem. Ehl-i dalaletin işine yarar. Ehl-i dalaleti ölçü alıyorum. Risale-i Nur'un ölçüleri olmasa. Esrar-ı Kur'an'ı o asırda istikamette imtiyaz kesmedecek. Metin okuyorum abi. O adam şahsen gayri mustakim olduğu halde mustakimler içine ithali o imtiyaza remz eder. Yani cemaattan dolayı imtiyaz almışız. Ya beni kim tanır, kim şey yapar? Ben nereden bileceğim doğruyu ya? Yani bilmem nereli Hasan'ı kim tanır ya? Yani ben nereden bileceğim bunları ya? Ben nasıl böyle istiyorum? Ya fırtınalar esiyor ya. Peygamberleri sağlamış ya. Kimse yok bana ittiba eden yok diye çekip giden peygamber var değil mi Yunus Aleyhisselam? Evliyalardan Belan bin Bağur'a tövbesi ve bedduası kabul olan Kur'an'da adam batmış gitmiş ya. İlimle dalalete giden mezarlıklar doludur. Mezarlıklarla, mezarlıklar ilimle dalalete gidenlerle doludur. Ama istikametle dalalete giden yoktur. İşte bak ha cemaatsız olmaz. Gidemezsin. Madem hakikat budur ben katı bir surette itiraf ediyorum ki hayatım istikametsiz gitmiş. Kalbim sakametten kurtulamamış. Kalbim hastalıklarından kurtulamamış. O kutsi emrin festakim kemonite emri imtisalinden belki yüz derece uzam fakat ve ve emma bi bin rabbike fehaddis Rabbinin nimetini şükür için tadadet sırrıyla o nimete bir şükür olarak derim ki 1302 ne yapar? 1302 1886 rumi eder. Arabi 1888 eder. Yani arada iki sene oynar. 1300 1300'de 1400 arasında 33 senede bir sayı fark ediyor ya ama biz iki sayı fark eder 1886 eder yani 1302 Rumi 1800 Rumi geriden geliyor 1886 ediyor Arabi 1888 ediyor ekseriyata ekseriya e, Rumi değil e, şey alıyor Arabi mi alıyor Rumi alıyor Rumi alıyor ekseri Rumi alıyor ustad. 1302 tarihi ise Arabi tarih itibariyle olsa bak Arabi alacağın zaman bak cevap verdi. Kerametine bak. Ustad Rumi alıyor ama eğer Arabi ise hasreten söylüyor. 1302 tarihi ise bak doktor tırnak aç. Arabi tarihi ise olsa üstünde Kur'an okumaya başladığım aynı tarihe tevafuk ediyor. Yani 1888, Ustad 1876'da doğdu değil mi? Ve Rumi tarih hesabı ile ilme başladığım tarihe tevafuk ediyor. Öyleyse o ima edilen fert olabilir. Halbuki yani Festakim Kemamürte 1886 ediyor. O zaman ey Efrat yani Kur'an'ın her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Ya olur mu ya? Kur'an'ın her asırda efradı var. O zaman bu ayetin o asırdaki efradı ne? Kim? İmtiyaz kesmiş birisi. Ahmet Mehmet değil ki. İmtiyazlı birisi olacak. Küfürde de imtiyazlı olacak bunun karşısında. İstikameti bozan da imtiyazlı olacak. İstikamet veren de imtiyazlı olacak. O ayetin manası odur. O asırda odur. Ama manası ille budur değil. Bu asırda manası odur. Her asırda manası var ya. He. Diyor ki, Öyleyse o ima edilen fert olabiliriz. Halbuki şahsen bütün hayatı sakim ve istikametsiz olan bir fertte istikametle ima edilse ve gayri mustakim iken mustakimler içine ithal edilse elbette o ferdin mazar olduğu asarın istikametini imadır. cemaata imadır. Yani fert istikamet değil, Cemaat istikametlidir. Cemaat da oluyor. Eridin eridin potaya, erimedinse Allah selamet versin. Geçmiş olsun. Kim bu? Müslüman, sokaktaki Müslümanla bahsetmiyor. Cemaat. Cemaat içinde. Ben nur talebesini bahsediyorum. Ben yani dersimi layık, like, dersi yapıyoruz. Mahmud Efendi'dir, menzildir, şuna bahsetmem ben. Kendi nur cemaatine bahsediyorum. Hangi isimle isimlendirilse bile ferdin istikametini arama, uçuyor kaçıyor, bırak. Öyle bir şey yok şahsi kemalat döneminde değiliz. Şahsi manevi de vardır bu. Şimdi ben size istikamet hakkında cümleleri okuyayım keseyim. Düz şurada. Seçmiş olduğum. Nerede dedi? Sayfaları da söyleyeceğim. İzah yapmamaya çalışacağım. Bismillah. Sözler 149. Şirin güzel gençlik nimetine istikametle taatle şükretse hem ziyadeleşir hem bakileşir hem lezzetlenir. Sözler 14. Gençlik istikametle olmasa hem belalı olur hem elemli, gamlı, kabuslu olur gider. Sözler 149. Gençlik istikametle olmasa hem akrabasına hem vatanına hem milletine muzir bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir. Ee, sözler 406. Hakaiki gaybiye hakayki gaybiye hadsiz dalalet yolları içinde İstikametle onlara gidip bulmak aklı beşinin karı değildir ve olamaz. Sözler 414 hangi cümle hoşunuza gidiyorsa kaydedin bakın. Neymiş 414? Kur'an'da öyle bir kemal öyle bir kemali istikamet, öyle bir dikkat-ı muvazenet, öyle bir hüsn-ü intizam vardır ki güya maksat birdir. Mektubat 342. 342. Alim İslam'da ehli sünnet ve cemaat, ehli hak ve istikamet fırkayı azimedir. Alim İslam'da ehli sünnet istikamette oymuş. E, Mektubat 342 gene Ehli sünnet ve cemaat hakayı ki Kur'aniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine sünnet-i seniye ittiba ederek muhafaza etmişler. Başka bir yer. Şirin gençlik nimetine şükrünü vermek suretinde o nimeti sıfat yolunda değil, belki istikamet yolunda sarf etmeli. Mektubat 422. Ben artık kitap söylemeyeyim de okuyayım abiler zaman geçmesin. Fani ama şey sorun bana. Hangi abi nerede yazıyor diye. Fani gençliği ibadetle manen ibka etmek ve o gençliğin istikametiyle daru saadete ebedi bir gençlik kazanmalı. Başka insanlarda sihat ve istikamet ile vahdet olmasa bak insanlarda sihat ve istikamet ile vahdet olmasa ziyadeleşmekle küçülür, bozulur, kıymetsiz olur. Mektubat 475. Okuyayım, okuyayım, kaynak okuyayım. İstikametli muhabbetle Hazreti Ali'nin radiyallahu an şiaları ehli hak olan ehli sünnet cemaattır lemalar 24. İstikamet ise hattı vasattır lemalar 24. Ee, şia ifrattır diyor. Mutezile tefrittir diyor orada bakarsınız lemalar 24. Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise hattı vasattır ki ehli sünnet ve, ve cemaat onu ihtiyar etmiştir. Lemalar 25. Resul-i Ekrem ve vesselam hılkatten en mütedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden harekat ve sekenatı itidal ve istikamet üzere gitmiştir. Lemalar 60 her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve ifrat ve tefritten iştinab etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam lemalar atmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam fes takim kema ümmirte emrini tamamıyla imtisal ettiği için bütün efal ve akval ve ahvalinde istikamet katı bir surette görünüyor. Lemalar atmış bütün efal fiil. Akval sözleri, sözleri kavilleri, ahval Amen. halleri. Harika. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün süneni seniyesinde, ahval-i fıtriyesinde, ahkam-ı şeriyesinde hastı haddi istikameti ihtiyar edip zulüm ve zulümat olan bak zulüm ve zulümat olan bir daha nazm mani ile ifrat tefriti söylüyor. Bir daha bir daha. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün sünnen-i seniyesinde, ahval-i fıtriyesinde, ahkam-ı şeriyesinde hattı istikameti ihtiyar edip zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden iştinab etmiştir. Lemalar atmış. İfrat zulümdür. Tefrit zulümattır. Buradan çıkıyor mana. Okuyun bak. Hattı istikameti ihtiyar edip ilk neyi söylüyor? Zulüm ve zulümat olan ilk söylediğinin karşısına ifrat ve tefritten böyle bulacaksınız. Zulüm karşıyı zulümat kendisini. İfrat karşıyı tefrit kendisini. İfrat şeytandan tefrit nefse mar eden. Bak burada da kullanmış. Mükemmel bir eser ya. Uf. Vallahi ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Her şey her şeyi kullanmış. Ehli hidayet istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düş, düşüyorlar. Lemalar 153. Niye ihtilaf ediliyor? Bundan. Neyi? istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden ihlası da ayrı bir kategori söyledi doktor burada. İstikametin içinde değil, onun gibi değerli bir şey. Gençlik eğer istikamet, iffet, takva beraber olmasa çok tehlikeleri var. Lemalar 233. Umum istikametli ve nurlu akılların nokta imaniyede, imaniyede ve vücub ve tevhidde icmaları hiç kopmaz bir zincir-i nuranidir. Şu'alar 121 abiler. Kur'an ruhlara inkişaf ve terak terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Şu'alar 134. Ne kadar hoş ya. Anlamaya çalıştığım için tekerliyorum böyle bak. Kur'an ruhlara inkişaf ve terakki ruhlara inkişaf ve terakki terakki Kur'an akıllara istikamet ve nur veriyor Kur'an. Hayata hayat ve saadet veriyor Kur'an. mu bir tanem. Şuallar 134. Eğer o fani ve geçici, geçici gençliğini ifetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını müjde veriyorlar. Şualar 204. Eğer istikamet dairesine gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet ilahiye ve tatlı ve kıymetli bir vasıta hayrat olur. Şualar 204. Bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta Elbette şirk ve küfrün hakikatları olmaz. Şualar 615. Biraz büyüteyim mi? O çok bir ufak oldu. Ee, 615 dedik değil mi? Böyle kaydırırım. Ne yapayım? Ahlak-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde istikamettedir. Allah Allah. Ahlak insaniydi. En rahat, en faydalı, en kısa, en selametli ve sirat-ı mustakim istikamettir. Başka? Hayat-ı şahsi ve hayat-ı içtimaiyenin bütün yollarında istikamet en faydalı ve kolay ve kısadır. Şu 616. O zat ve vesselam bütün yaşını Ömrünü kemal istikametle, metanetle, iffetle bir ittirat ve intizam üzerine geçirmiş. Şualar 107. İffeti de nasıl yapmış ya? Hiç böyle haraba bakmamış. Nasıl yapmış? Masum ve mahfuz ya. Şu, i̇şaret edeceğiz 107. Yanlış söyledim. Mi? Özür dilerim. İşaret edeceğiz 107. İstikamet ve iffet ve ittibai sünnet-i seniye gençlik noktasında gayet kıymetlidir. teşir 27. GR. Gayrimünteşir zalim. Gayrimünteşir olunca nasıl ilgi çekti? Gençlik, gençlik rehberi olabilir. Gençlik rehberi mi? GR. İstikamet ve iffet ve ittibai sünnet iseni 3. istikamet iffet, ittibai sünnet iseni gençlik noktasında gayet emniyetlidir. Kalbin iç yüzü de nifak ile hastalandığı zaman efali ruhi ruhiye tamamen istikamet üzerine hareket edemez. ne istikamet olmuyor? E, ee, Hutbe-i Şam'i 75'ten söylüyorum. İnsanın fiili, fiili insan davranışları kalbin ve hissin temayülatından çıkarmış. Evet. Fiiller nereden çıkıyormuş? Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Yani kalbin ayağı olan vicdanda irade var. İradeden ibadetullah. Evet. Fiilin kaynağı akıl olsaydı alimler hata yapmazdı. Bir daha. Fiilin kaynağı alimler olsaydı alimler hata yapmazdı. Fiilin kaynağı kaptır ki e, bilgi değil e, yaşantısını gösteriyor fiilen. Bir de okuyayım. Gerek yok artık. Okuyayım mı? Kalp, bir de okuyorum. Osmanlıca kalbin iç yüzü de nifak ile hastalandığı zaman münafıklık, nifak. Ne olur? Efali ruhiye tamamen istikamet üzerine hareket edemez ruhi hal, hareketleri, ruhsal halleri istikamete olmaz. Ya böyle ya böyle, ya böyle, ya böyle. Bu, Tuhaf. Aman ya Allah Müslümanları koru. Beni Müslümanlarımı koru ya Rabbi. Nuru imanın insanın bütün efal ve asarına sihat ve istikameti vermek şanındandır. Bu da Osmanlıca Yoktur Latince'de. Bir de okuyayım nuru imanın insanın bütün efal ve asarına sihat ve istikameti vermek şanındandır. Ee, nur iman. iman demek ki insanın ee, nur iman insanın efaline efaline, asarına istikametine yön veriyor. İman arttıkça. İnsanın ve bu da var mı? Asar-ı Bediye şimdi. 48'den okuyorum. İnsanın vehm, insanın vehm malut nazarına istikamet tecavüzkar kuvayi selasesine itidal verecek ilahi bir mürşit olabilir. O ise nebidir. İnsanın vehmu nazarına. İnsan çeşitli düşünce yolları var. Düşünce istikameti tecavüz etmeyecek düşüncesini istikameti tecavüz kuvey selasesine yani ifrat tefrit vasat kuveyselasesine selasesine bir sayfada vardı ama telefonu herhalde atamadım. Burada bitiyor. Daha gitmedi. El Fatiha.